Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi işlediğimiz bütün zamanlarla ilgili topluca alıştırmalarımızı yapacağız. Hemen önce bakalım hangi zamanları işlemiştik. Şimdiki zaman ve geniş zaman vardı. İkisi de aynı şeydi. Şimdiki zaman geniş zaman da Hollandaca'da aynı şekilde kullanıyorduk. Şimdiki zaman ve geniş zaman bunlardan hangisiydi? Voltooid, tegenwoordige, tijd oluyordu. Şimdiki zaman ya da geniş zaman pardon, onvoltooid tegenwoordige tijd oluyordu. Onvoltooid oluyordu çünkü henüz tamamlanmamış yapıyor şu anda. Yapıyorum, yaparım anlamlarında. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Gelecek zaman daha o da olmamış olacak, yapacak, edecek anlamlarını taşıyordu. O da hangisiydi? Voltooid tegenwoordige tijd oluyordu. VTT olarak kısaltıyorduk. Parantez içindekilerde kısaltmalarımızdı. Çok uzun olduğu için kısaltmaları her zaman kullanabilirsiniz. Dili geçmiş zaman yaptı, gitti. Oradaki dili geçmiş zamanımızdı. O da onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd OTTT olarak kısaltıyorduk. Her zaman baş harflerimizi kullanıyorduk kısaltmamızı yaparken. Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd. Tamamlanmamış geçmiş zamanımız vardı. Henüz tamamlanmayan yani henüz tamamen geçmiş zaman. O da onvoltooid verleden tijd oluyordu. OVT yani. Onu da baş harfleriyle kısaltmıştık. Mişli geçmiş zamanımız vardı. Yapmış, etmiş. Voltooid verleden tijd oluyordu. O da VVT. Voltooid verleden tijd. Gelecek zamanın öyküsü diye bir zaman vardı. O da onvoltooid verleden toekomende tijd yani OVTT oluyordu. Onvoltooid verleden toekomende tijd. Gelecekte geçmiş zaman vardı. Onu da işlemiştik. Gelecekte geçmiş zamanda voltooid tegenwoordig toekomende tijd yani VTTT oluyordu. Yine baş harfleriyle kısalttım. Voltooid tegenwoordig toekomende tijd. Son olarak da geçmişte tamamlanmış gelecek zamanım vardı. O da Voltooid, Verleden, Toekomende, Tijd. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine çok benziyor. Bazıları Onvoltooid, Voltooid, Voltooid, Onvoltooid. Baya karışık. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Karıştırmamanız gerekiyor burada. Öncelikle şimdiki zamanla başlayacağız. Ne yapıyorduk? Fiilimizi çekimliyorduk özneye göre. Burcu, üçüncü tekil şahıs. Kız versiyonunu kullanacağız. Kız olduğu için Hollandaca'da böyle bir ayrımımız vardı. Üçüncü halimiz neydi? Is sözcüğüydü. Burcu is ein lange Mädchen. Burcu uzun bir kız dedik. Sein sözcüğünün çekimli hali, şimdiki zamandaki hali is oluyordu. Jakob machen Löke Krapjes. Machen sözcüğünü şimdi üçüncü hale çekimleyeceğiz. Ne yapıyorduk? Marken'ı nasıl okuyorum? İki tane A gibi varmış gibi okuyorum. Marken. Demek ki çekimlediğim zaman da iki A olacak. Marked. T harfi oluyordu sonunda. Kökümü alıp artı T ekliyordum. Marked oldu. Yakup güzel şakalar, güzel espriler yapıyor demiş olduk. Yakup Marked, Luke Hrapjes. Şimdi bir soru soracağız. Soru sorduğumuz zaman bir değişik bir durumumuz vardı. Willen istemek. Jag med mig ett drink. Benimle bir şey içmek ister misin sorusunu soruyor burada. Normalde ikinci halimiz stam artı yani kök artı t yapıyorduk. Fakat soru sorduğumuzda ikinci halde ne yapıyorduk? O t'yi eklemiyorduk jag dediğimiz zaman. Demek ki ne yapacağız? Will you met me it's yan drinken? T'yi burada eklemiyoruz. Soru olduğu için fakat you will olsaydı tam tersi olsaydı T'yi ekleyecektik. You will olacaktı. Fakat soru olduğu için T'yi eklemedik. Will you met me it's yan drinken? Merve sitting oturmak. Nas Tolga in the class. Merve sınıfta Tolga'nın yanında oturuyor ya da oturur dedik. Burada da yine çekimleyeceğiz üçüncü hale. Ne yapacağım? EN'yi çıkaracağım. Fakat baktım iki tane T var sonda. Bu ne oluyordu Hollandaca'da? Mümkün olmuyordu. O T'yi de atıyordum. Ne kalıyor? Zit kalıyor. Merve zit nast Tolga in the class. Yani buraya zit sözcüğü gelecek. Haben fiilini çekimleyeceğiz şimdi. Zey zamirine göre.
They haven't hin helt om et kleed te kopen. Onun elbiseyi almak için parası yok diyoruz burada. Sahip olmak fiiliydi haven ve üçüncü hali hift sözcüğüydü. They hift hin helt om et kleed te kopen. Burada haven sözcüğünü üçüncü hali hift olarak çekimledik. Haven düzensiz bir fiil olduğu için de normal kurallara göre yapmıyorduk. Gamze lesen will tijdschriften. Lesen okumak sözcüğüydü. Z harfini görünce ne anlıyordum? Z, S yumuşası var, yumuşaması vardı. V, F yumuşaması vardı. Dönüşümlerimiz vardı. Yani burada S'ye dönüşecek köküm. List olacak. Neden iki tane E oldu? Çünkü lesen şeklinde okuyorum onu. O yüzden de iki tane E koydum. List yaptım. T'yi de ekledim. Çünkü üçüncü halde her zaman T'yi ekliyordum. Gamze list, fil tetschriften. Gamze çok dergi okur ya da okuyor demiş olduk. Morgen worden Emir 4 yer. Emir yarın 4 yaşına girecek. 4 yaşında olacak. 4 yaşında pardon, şimdiki zamandayız. 4 yaşında oluyor. 4 yaşında. Şimdi burada worden sözcüğü var. Sonundan en'i çıkarıyorum. Ne kalıyor? Word sözcüğü kalıyor. Fakat ne yapacağım? Bir de ona T harfini ekleyeceğim. Yani word met dt. T'yi okumuyorum fakat o T'yi asla unutmuyorum. O T orada var. Okumasam da onu yazmak zorundayım. Word sözcüğünü üçüncü haline bu şekilde getiriyoruz. Şimdi Zane ilk halinde ne oluyordu? Ben oluyordu. İlk ben mu? Ben yorgunum demiş olduk. İlk ben. Zeyn'in ilk hali ben sözcüğüydü. Türkçedeki ben. Çok basit. Hiç unutmazsınız. Yine burada bir soruyla karşılaştık. Yine yö sözcüğü var. Fanavent nerede sinema? Akşam sinemaya gelir misin? Geliyor musun? Tarzında bir soru. Komanı normalde ne yapıyorum? En'i çıkarıyorum. Kom kalıyor. Ama yö olduğu zaman genelde komt. Yani normalde komt yapıyordum. Fakat burada soru olduğu için T eklemeyeceğim. Kom je vanavond naar de sinema? Akşam sinemaya geliyor musun? Burada vergeten, unutmak fiilimizi çekimleyeceğiz. Selin vergeet soms belangrijke dingen. Vergeten'ı uzatarak okuduğum için çekimlediğim halde de onu iki tane e ile yazacağım. Selin vergeet soms belangrijke dingen. Zaten sonunda T olduğu için de bir tane daha T eklemiyorum. Gerek yok. Fakat D'de ekliyorum. Bu farkı unutmayın. D'de her zaman o T'yi ekleyeceğim okumadığım halde. Fakat burada zaten var diye bir tane daha T eklemiyorum. Burak schreibt Hilmoy. Schreiben yazmak. Yine burada V'yi görüyoruz. Bu F'ye dönüşecekti. Dönüşümlü halimizdi burada schreiben fiili. Demek ki ne olacak? Kökümü alacağım. En'i çıkaracağım. Schreib kalacak. Fakat o V'yi de F'ye çevireceğim ve üçüncü hal olduğu için de T ekleyeceğim. Yani ne oldu? Schreift. Burak schreift Hilmoy. Burak çok güzel yazıyor demiş olduk. Yani yazısı güzel anlamında. Burak schreift Hilmoy. Ne yaptım? V'yi F'ye çevirdim ve sonuna bir tane de T ekledim. Üçüncü hal olduğu için. Şimdi burada yardımcı fiillerimiz var. Bunları da işlemiştik şimdiki zamanı işlediğimizde. Mutun, können, willen bunlar hep yardımcı fiilde. Her zaman sonda da bir tane fiil oluyordu. Bu yüzden de ona yardımcı fiil görevi veriyorduk. Şimdi burada bakalım. Aslı hieft, kann ya da will ein Parfüm kaufen. Aslı parfüm satın almak. Hieft, haben'den geliyor. Sahip olmak. Şimdi satın almak burada var. O yüzden sahip olmakla onu birleştiremeyiz. Anlamsız olur. Demek ki bu değil. Kan, können yani yapabilmek, edebilmek anlamını taşıyor. Aslı kan ön parfüm kopu. Bu da olabilir aslında ama burada aradığımız istemek yani willen fiili. Aslı will ön parfüm kopu. Aslı parfüm almak istiyor. Burada will sözcüğü doğru cevabımız. Hieft ve kan yanlış. Doğru olan will sözcüğümüz. Aslı will ön parfüm kopun. Buradaki yardımcı fiilimiz willen yani istemek. Çekimlenmiş hali de will oluyor.
Mahmut Word. Mah sözcüğü de Mohan'dan geliyordu. Yapabilir miyim, edebilir miyim anlamlarında soru olarak kullanılıyor genelde. Mah 2